Ziraat mühendisi tarım danışmanı aynı. Sen herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere bahçenizdeki sümüklü böceklerden bir gecede nasıl kurtulabilirsiniz o konuyu anlatmak istiyorum. Özellikle nemin çok fazla olduğu bölgelerde sümüklü böceklerle üreticilerimizin başı belada ve bu sümüklü böceklerden nasıl kurtulabiliriz diye çok fazla soru aldım. Yani ben bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Ek bir video daha paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi bu videoyu devamına geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar uygulayacağınız yöntemi sadece size anlatacağım. Ben yapmayacağım çünkü hem bahçemde sümüklü böcek yok hem de ürünü ben kullanmadığım için bahçeme de getirmedim aslında. Arkadaşlar şu şekilde bir çukur açıyorsunuz. Bakın çileğin yanında çukur var. Ve bu çukurun içerisine bir tabak ya da kap koyuyorsunuz. Bu toprak seviyesiyle aynı hizada oluyor. Ve bunun içerisinde bira dolduruyorsunuz. Arkadaşlar biranın içerisinde bulunan koku ve aroma sümüklü böcekleri kendine çekiyor. Ve kendine çektikten sonra bu kabın içerisine giden sümüklü böcekler burada ölüp bir daha hani zaten öldükten sonra zarar veremiyor. Bunu seranızın, bahçenizin belli bölgelerine yaparak sümüklü böceklerden kurtulabilirsiniz değerli üyelerimiz. Arkadaşlar size hatta şu an şunu göstermek istiyorum. Geçmiş günlerde çileklerin kardeş bitkisi olan soğanlı bitkilerden bahsetmek istiyorum. Çileklerimizin hemen üst kısmına bizler bunları dikmiştik ve şu an büyüdü onları göstereceğim. Ve şunu da söylemek istiyorum sizlere. Önümüzdeki günlerde çileklerle ilgili hatta diğer sebzelerle ilgili bütün kardeş bitkiler serisi videomuzu paylaşacağız. Zamanı geldikçe arkadaşlar. Bakın şu an bahçemize kendimiz için hani evde taze soğan tüketmek için diktiğimiz soğanlarımız bunlar. Çileklerle yan yanalar. Bunlar çileğe fayda sağlıyor. Nasıl bir fayda sağladığını da geçmiş videoları izleyerek görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum bütün üreticilerimize. Değerli üreticilerimiz, sizlere bir sorum olacaktı aslında. Bu bitkinin isminin tam olarak ne olduğunu bilen var mı? Veyahut da bu bitkinin niçin tüketildiğini bilen var mı? Bizler yıllardır tüketiyoruz aslında. Çok çok fazla faydası var. Ve muazzam da lezzetli bir bitki. Ve sizlere de soru sormak istedim aslında. Sizin de bahçenizde bu tarz bir bitki var mı? Var ise sizler ne için kullanıyorsunuz? Bunu video altına yorum yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde aksilik olmasa bu bitkinin uzun halini, ne işe yaradığını, sağlık için ne tarz faydaları olduğunu aslında paylaşacağım. Ama biliyorsunuz ki bölgeden bölgeye farklı bitkiler yetiştiriyoruz ülkemiz olarak. Farklı bölgelerde de niçin, ne amaçla tüketildiğini öğrenmek için sizlere soru sormak istedim aslında bir.